Sony Xperia cep telefonunu test etme imkanım oldu. Kutudan çıkarıldığı zaman aslında çok da güzel görünüyor. Cihaz olarak güzel bir cihaz. Ancak hani o siyah ve ağırlığın verdiği hissi plastiğin üzerinde tabi bulamıyorsunuz. Yani arka tarafındaki eski alıştığımız işte sim kartı takılan, sim kart takıldıktan sonra takılan kapak çok ince bir kapak. O kapakta ağırlık olmadığı için böyle bir insan kendine hani bu cihaz doğru bir cihaz mı hissine sahip olabiliyor. Altındaki ışıklandırma hoş görünüyor. Nerelerde kullanılabilir onu çok iyi bilemiyorum. Yani hani hoş görünüyor ama o hoşluk bir fonksiyona dönüşebilir mi onu çok bilemiyorum. Cihaz genel olarak zaten içinde Google Android olduğu için 3 aşağı 5 yukarı rakiplerine çok benzeyen bir cihaz. Ama dediğim gibi şey tarafına bakıldığı zaman benim bir de takıldığım bir nokta oldu. Hani bu benim bana gönderilen cihazla da ilgili olabilir. Çünkü arkadaşlar daha sonra ona müdahale edeceklerini söylediler ama ben zaman bulup ilgilenemedim açık söylemek gerekirse. Benim kontak bilgilerim işte 14.000-15.000 civarında kontak bilgisi var. Ve bu kontak bilgilerini senkronize edip çalıştırmaya kalktığınız zaman hem kontak kısmı çöktü hem de telefon açmak neredeyse mümkün hale gelmedi. Search'ü özellikle arama kısmının çalışmaya başlaması için böyle kontaksı açıp yaklaşık bir dakikaya yakın beklemek gerekiyor. Bu ama bana gelen makineden de kaynaklanıyor olabilir. Onun çok emin değilim ama sonuç itibariyle bunun bir kontrol edilmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Alıcıları için söylüyorum. Ama genel olarak hani şu son dönemdeki müdahil makineler arasında işte Samsung Galaxy S3 filan gibi makineler arasında aynı özelliklere sahip olduğunu söyleyebilirim. Tabii yine her zamanki gibi ben hala iPhone'u tek geçiyorum. Çünkü iPhone'un gerçekten ekranın tutuş şekli, ekrana interaction şekli ve içindeki hani teknik özelliklere bakıldığı zaman içindeki teknik özellikler şu anki hani rakiplerine göre daha düşük olmasına rağmen multitasking özellikleri, hızlı çalışması gerçekten iPhone 4S'i özellikle diğerlerinden çok farklı kılıyor bence. Zaten duyduğum kadarıyla büyük bir çoğunluk şu anda hala iPhone 5'i bekliyor. Yani iPhone 4S'ten sonra da 5'in de çok başarılı olacağını tahmin ediyorum.